son bölümümüzmüş. Biz de, siz de burada öğrendiniz. Ben dün öğrendim. Dolayısıyla bugün yani toparlayacağız. Yedi vadiyi çok hızla, kuş uçuşuyla bitireceğiz bir şey. Siz biliyor muydunuz siz? Sosyal medyada öyle ilan edilmiş. Dolayısıyla Ramazan geldi ya, ondan dolayı nasip, inşallah toparlayalım. Buraya kadarki kısım, şöyle düşündüm ben, buraya kadarki kısım aslında bu meseleyle alakalı. Bizim genel ihtiyaçlarımız, çelişkilerimiz, itirazlarımız, yolculuğa çıkma kararlılığımız ya da kararsızlığımız, bunlar bizim hali hazırda yaşadığımız şeyler. Yani bu kararlara vermek, almak, bizi zorlayan kısımlar buralar. Bundan sonraki kısım aslında 7 tane vaadi, bütün bu kararları verdikten sonra, bütün bu engelleri aştıktan sonra, bu çelişkileri yatıştırdıktan sonra başlayan bir yolculuk. Ve bu yolculuğun da kendi içinde bir akışı, bir senaryosu, bir mekanizması var. Dolayısıyla aslında buraya kadarki kısım bizi bence daha çok ilgilendiriyor. Bundan sonraki kısım da bu yolculuğa başladıktan sonraki güzergahla alakalı bize bir işte harita veriyor. Yani böyle düşündüm biraz. Bu son bölümü biraz gerekçelendirirken ve son 7 vadiyi hızla geçmemiz gerekirken kendimce böyle bir açıklamada buldum. Bilmiyorum. İkna oldum. Evet. Şimdi 7 vadiden sonra 30 tane kuş Simurg'a bulaşacak. 7 vadiye çıkmadan önce kuşlardan bir tanesi bu yolun ne kadar uzun olduğunu, ne kadar baş edilebilir olduğunu soruyorlar Hütü'de. Hütü de diyor ki, yani bu yol diyor, evet, aşılacak 7 tane vadisi olan, bu 7 vadi aşıldıktan sonra ancak hakkın dergahına ulaştıran bir yoldur. Nelermiş bu 7 vadi? Birincisi Talep Vadisi. Bunlar hakkında biraz kısa kısa duracağım üzerinde. Birincisi Talep Vadisi. İkincisi talep, istemek, talip olmak. Buna siz irade vadisi de diyebilirsiniz. Mürit irade kelimesinden geliyor. Talip de talepten geliyor. Dolayısıyla birinci vadi istemek, talip olmak, irade göstermekle alakalı. İkinci vadi marifet vadisi, pardon, aşk vadisi, ikinci vadi. Üçüncü vadi, marifet vadisi. Dördüncüsü, istina vadisi. Beşincisi, tevhid vadisi. Altıncısı, hayret vadisi, yedincisi de fena vadisi, fakir ya da fena vadisi. Böyle 7 tane vadi var. Tekrar vadileri ben sayfa şöyle, kitap elinizdeyse 307'de sıralamışım. Sonra tek tek açıklayacağım. Yani taleple başlıyor, aşkla devam ediyor, sonra marifet geliyor üçüncü olarak, istina vadisi geliyor dördüncü olarak. Beşincisi tevhid, altıncısı hayret, yedincisi de fena ve fakir vadisi. Bu vadiler geçtikten sonra Simurg'un sarayına ulaşıyorlar. Şeyler, kuşlar. Birinci vadi talep vadisi. Kuşlar uçmaya başlıyorlar, bu vadiye giriyorlar. Bu vadide ne bekliyor kuşları? Birincisi zorluk bekliyor. İmtihanlar bekliyor talep vadisi. Çünkü
ciddi bir sıçrama yapmış kuşlar. Bir karar vermişler. Bu yolculuğa çıkıncaya kadar hep çelişki, çatışma, bununla meşguller. Çıksam mı, çıkmasam mı, çıkmak istemeyenler bahane ileri sürüyor. Bazıları bahane ileri sürmüyor. Hatta biraz böyle yukarıdan bakıyor, kibirle yaklaşıyor. Ben hatırlarsanız ben aşığım dedi. Bir tanesi dedi ki ben zaten kamilim dedi falan. Bir kısmı çıkmamayı böyle gerekçelendiriyor. Bir kısmı ise çıkmamayı, çıkamamayı, işte tembellik, güç yetirememek, korku vesaireyle gerekçelendirdi. Bazıları da hakikaten samimiydi. Zihinlerindeki soruları sordular. Küçük de bunları cevaplandırdı. Dolayısıyla şu ana kadar bu evreleri geçmiş, ikna olmuş, şevkle, iştiyakla bu yola kendisini hazır hisseden kuşlar artık uçmaya başlayabilir. Yani bu psikolojik hazırlık kısmı işin bir tarafı. Birinci bu talep vadisinde işaret edilen husus, dikkatimizi çeken husus, işaret edilen husus, zorluklar ve imtihanlar. Zorluklar, imtihanlar. Neden böyle? Çünkü ileride daha başka, daha zor vadiler geldi. Bu vadilerin sıralamasında da şöyle bir sanki şöyle bir manzara var. Talep vadisinde talip olan kimsenin, yolculuğa çıkmaya karar veren kimsenin kendisi etkin. Yani burada hala kendisi bir fail. Fakat vadileri geçtikçe adeta tıraşlanıyor. Böyle rendeleniyor sanki, azalıyor. Yani başlangıç talep vadisinde ben buradayım, önceki çelişkileri aştım, sorularıma cevap aldım, yeterince istekliyim, yeterince motive oldum, yolculuğa çıkabilirim diye geldi. Bu vadiler geçtikçe sona doğru kendisinden iz kalmaması gerekir. Dolayısıyla bu yedi vadi eksiltme vadisi, eksilerek ilerleme vadisi. Varken yok olmaya, küçülmeye doğru, büyüklükten küçülmeye doğru, varlıktan yokluğa doğru, çokluktan azlığa doğru böyle eksilerek kat edilen bir silsile ya da güzergah var burada. Bir de böyle bir durum var. Talep vadisinde işte imtihanlar var. Talep edenin dayanıklılığını ölçmek var. Talep edenin kararlılığını ölçmek var. Hakikaten hazır mı? Çünkü daha çok işin başında, ileride çok kafası karışacak. İleride çok çelişkiye düşecek. Bütün bunlara acaba hazır mı? Birinci vadi, talep vadisi. İkinci vadi, burayı geçtikten sonra, tabii burada önemli olan 311. sayfadaki bir cümleye dikkatinizi çekerim. Eğer bir şeyi arzuluyorsan, bu şekilde arzulamalısın. Yukarıda bir şey anlattı. Ne şekildeymiş? Sen istekli değilsin, talip değilsin. Hakikatte sen üstünlük talebindesin. Yani neye talip olduğumuza dair, bu vadiye uğramış olan kuşların neye talip olduğuna dair bir niyet yoklaması var. Diyor ki yani talip oldun ama bu yedi vadiyi aşarak yok olmaya mı talip oldun? Yoksa bu yedi vadinin sonunda var olmaya, büyümeye, mesela şöhret olmaya, mesela insanlarca değer görmeye mi talip oldun? Yani bir tür alçalma talebi mi bu? Yoksa bir tür üstünlük talebi mi? Bir tür giderek büyüme talebinde misin? Yoksa giderek küçülme talebinde misin? Eğer diyor
bu üstünlük talebindeysen, gece gündüz arayıp da onu bulamıyorsan, bu onun kayıp olmasından değil, senin talebindeki sorundandır. Yani talebini düzeltirsen ve talep ederken niyetini de düzeltirsen, sonuç alamaman mümkün değil. Sonuç alırsın. Ama hani neyi talep ettiğini de kontrol etmen gerekir. Diyelim ki bunu geçtik. Birinci vaadi olan kuşlarla beraber talep vaadisini geçtik. İkinci vaadide bu sıkıntılar, imtihanlar, zorluklar ya da Attar ve başkalarının söylediği gibi nefsin dirençleri, nefsi korkuya da kapılıyor. Yani önüne böyle bir güzergah koyunca, kendisinin silineceği, eksileceğine dair bir güzergah koyunca nefs konuda da bir korkuya kapılabilir. Korkular da üretebilir. Başka korkular da üretebilir. Mesela sen şunları biliyorsun, şunlara sahipsin, böyle bir işte itibarın var, şöyle bir bir birikimin var. Bütün bunlar acaba bu yolculuk boyunca elinden kaçacak mı? Bunlardan mahrum kalacak mısın günün sonunda? Acaba günün sonunda sen bu çabaya değecek mi? Bir de bu var. Hadi fedakarlık da bulmayayım. Eksilmeyi göze alayım ama bir yandan da hakikaten günün sonunda bu çabaya değecek ve başarılı olacak mıyım endişesi vesaire. Yani aslında bunların hepsi nefsin var kalma çabası. Nefsin hala kendi direncini kırmamış olmasından kaynaklı. Diyelim ki bu direnç kırıldı. Nefs bu yolculuğa çıkmak için adım attı. Dirençleri kırılınca nefs gevşedi. Teslim olma şeyine geldi, eşiğine geldi. Burada karşımıza bizim işte aşk vadisi çıkıyor. Yani saçma bir hikaye vardır. Biz böyle çocukken falan duyardık. Saçma bir hikayedir, bir efsane yani. Modern mitlerden bir tanesi ama bizim çocuk dünyamızda çok bize cazip gelirdi. O da şu, Bruce Lee diye bir şey vardır. Çinli bir kung fu filmlerinde başrol oyuncusu vardır. Bilmeyebilirsiniz. Yani bizim çocukluğumuzun büyük kahramanlarından bir tanesidir Bruce Lee. Şimdi Bruce Lee'nin oyunculuğu da iyi, işte performansı iyi, kung fu'yu sevdiren adam. Bruce Lee'ye geç. İzlediniz mi Bruce Lee'yi? Ben izlemiştim. Değil mi yani? Bruce Lee yenilmez bir adam. Fakat bizim çocuk dünyamızda Bruce Lee menkıbeleri şöyle dolaşırdı. Öldü çünkü, öldürüldü. Şöyle dolaşırdı. Bruce Lee aslında kurşun geçmiyordu Bruce Lee'ye. Kurşun geçmiyordu. Çünkü kendisini öyle eğitmişti yani. Hani sadece dayak yemeyen bir adam değil. Aynı zamanda kurşun da geçmeyen bir adamdı. Böyle kaslarını sıktığı zaman kurşun işlemiyordu. Fakat bir gün duş alırken öldürülmüş. Menkıbe buydu. Çünkü duş alırken gevşek olduğu için, kendisini bıraktığı için onu suikastçısı o zaman vurabilmiş falan. Yani buna benziyor biraz. Yani katıyken, nefs direnç halindeyken aşık olmuyor. Aşk vadisine geçemiyor. Ama dirençleri kırıldığı zaman, gardı düştüğü zaman bir kurşunla Bruce Lee gibi dünyasını değiştirebiliyor. Aşk vadisi o zaman geliyor işte, yani bu dirençler kırılıyor, talepte ciddiyet ortaya çıkıyor, kendisi daha sonraki eksilmeyi göze alıyor. Tüm bunlar neticesinde o vadiye geçebiliyor. Şimdi bu aşk vadisini şöyle anlıyorum ben, buradaki aşk vadisini. Buradaki anlatımı, anlatımından hareketle. Şimdi normalde biz bu vadilerin tamamını aslında aşka dair çeşitli vadiler olarak görmeliyiz bana kalırsa. Yani aslında burada bir seyir-i sülük ve manevi ilerleme hikayesi varsa, başında da, ortasında da, sonunda da hep mesele muhabbet ve aşk ile alakalı olmalı.
biçimi değişebilir, doz değişebilir, şiddeti değişebilir ama aslında mesela aşkla alakalı olması lazım. Yani talepten itibaren sonuna kadar en sonundaki de, yani burada bahsedilen fena vadisi diye bahsedilen de aşkın bir biçimidir. Tevhid vadisi de aşkın bir biçimidir. Marifet ne varsa burada istina aslında aşkın vadilerdeki görünümleri veya aşkın farklı görünümleri şeklinde okuma taraftarıyım ben. Çünkü aşkın dahil olmadığı bir manevi değişim ve ilerleme mümkün değil. Ama bazen bunun güçlü bir şekilde tam kapasite olup tam kapasite temsil edildiği bir vadi olabilir. Başka vadilerde daha az temsil edilmesi mümkün olabilir. Daha kapasite düşük olarak temsil edilmesi mümkün olabilir. Ya bunu şöyle izah edeyim. Şimdi yani mesela muhabbet üst başlığı olsun. Bunun adı işte sevgi diye çevirelim Türkçe'ye. Bu sevginin kendi içinde skalası var. Yani sevgi deyince bir üst başlık varsayıyoruz ama aslında sevgi kendi içinde şiddeti, dozu farklılaşan alt sevgiler barındırıyor. Tek tip bir sevgi yok. Peki bunları gözlemleyip birbirinden ayrıştırabilir miyiz? Evet. Mesela sevgiyle alakalı bu skalayı böyle açtık, yelpaze gibi açtık. En başta meyil ya da eğilim, yani şimdi eğilim diye tercüme edelim. Eskilerin meyil dedikleri bir ilgi durur. Yani ilgi sevgi midir? Sevginin bir biçimidir. Ama düşük kapasiteli bir biçimidir. Tam temsil edilmeyen bir biçimidir. Orada başlar çünkü. Orada başlar. Fakat bu ilerler. Bunun içine neler girer? Bunun içine mesela uyumak. Kaynaklarda böyle mutabaat. Yani takip etmek. Dikkatini vermek ve onu ilgiden daha fazlasıyla kuşatmaya çalışmak. Bu da bir sevgi biçimidir. Başka mesela meveddet, bugün daha çok aşk diye kastedilen şey bu meveddettir aslında. Vüt ya da meveddet diye adlandırılan şeydir. Sevgi güçlenmiştir. Vazgeçilmez bir bağlantıdan artık bahsedebiliyoruzdur. Ama burada kalmaz. Sonra ortaya mesela ışk çıkar. Sonra veleh çıkar. Sonra işte daha altlarda bir yerde heva vardır. Bu da aşkın başka bir ismidir. Şiddet arttıkça yıkım artar. Başta böyle ilgidir ama bu şiddeti, dozu arttıkça yıkım artmaya başlar. Yani o sevgiye sahip olan azalmaya başlar. Giderek azalır, eksilir. Bir yere geldiğiniz zaman artık ondan eser kalmaz. Bu da bir sevgi biçimidir. Baştaki sevenin sevdiğini bildiği, ben seviyorum, sevilen şeklinde olayın farkında olduğu sevme de bir sevme biçimidir. Ama orada hala seven vardır. İlgisi hakkında konuşabilir. Kendisi hala tam eksilmemiş ve yok olmamıştır. Ama bu skala böyle açıldığı zaman, sonuna geldiği zaman sonunda ise artık biz onu yıkılmış olarak görürüz. Yenilmiş, yıkılmış. Sevilende yok olmuş olarak görürüz. Bu anlamda aslında tasavvufun veya seyri sülukun bu manevi değişimin önümüze makamları, mertebeleri, vadileri açıldığı zaman biz bunları aslında
bir açıdan sevginin, sevmenin farklı vadileri ve biçimleri olarak okumaya yatkınız. Yani bu mümkün. Fakat burada böyle yapmamış. Attaf ikinci vadiye aşk vadisi demiş. Yani şöyle anlaşılmasın diye bu girizgahı uzatıyorum. Sanki birincide talep var, ikincide aşk var, üçüncüde artık aşk bitti, marifet var. Böyle anlaşılmasın diye söylüyorum. Aslında buradaki aşk, şimdi biraz sonra üzerine konuşurken daha iyi görülecek. Aslında buradaki aşk, aşkın bir biçimi. Yoksa sonraki vadilerde de esasen aşkın farklı biçimleri tezahür edecek. İsim değiştiriyor olsa bile. Çünkü en sonunda mesela fena diye bir vadi var. Fena, aslında bu aşkın nihai, yıkıcı vadisi. Ama burada ona aşk vadisi demiyor. Aşk vadisini ikinciye koymuş. Yani inşallah karıştırmamışımdır değil mi? Çok karıştırdım. Az karıştırdım herhalde. Şimdi aşk vadisi şöyle. Diyor ki, bununla alakalı. Bu diyor, işte acelecidir, yakıcıdır, işte serkeştir, şaşkınlık, bir şaşkınlık yaratabilir. Aşık nazarında iyi ile kötü bir olur. Ondan sonra biraz alabora oluyor, biraz iç dünyası dağılıyor. Sürekli çırpınış halindedir. Asıl kendi asıl yerine birdenbire varmak için yanar, yakılır. Balık denizden çıkıp çöle düşünce ola ki denize ulaşırım diye durmadan çırpınır. O da çırpınır. Bakın burada bir şey görüyoruz. Yani aslında burada aşk diye adlandırdığı şey bir biraz şevk aslında. Yani bir mahrumiyetin ve eksikliğin tamamlanması çabası. Şimdi buna aşk üzerine uzun uzun konuşmuş olan Lacan diye bir şey vardır. Filozof vardır. Onun aşk hakkında söylediği şeylerden bir tanesi şudur. Kişinin aslında hissettiği, varoluşsal olarak hissettiği bir yarımlık, bir eksiklik ve yarımlık fikrini telafi çabası. Yani bir eksiklik ve yarımlık hissediyor. Bunu telafi çabası var. Ama bunu muhatabına tamlık atfederek talep ediyor. Yani diyor ki, muhatabım benim tamdır ve tamamlayıcıdır diyerek ona tamlık ve tamamlayıcılık atfediyor. Tam ve tamamlayıcı olmasa bile. Dolayısıyla aslında aşık muhatabıyla tamamlanan birisi gibi değildir. Muhatabına atfettiği tamamlayıcılıkla tamamlanan birisidir. Ama buradaki esas hikaye şudur. Bizim odaklanmamız gereken de bence budur. Aşığın hissettiği eksiklik, yarımlık hissidir. Mesela narsist olan aşık olamaz der Lacan. Çünkü niye? Bir eksiklik hissetmiyor. Kimseye ihtiyacı yok. Tam. Hatta çok fazla tam olduğu için herkesi tamamlayabilir. O yüzden narsist birisi aşık olamaz der. Çünkü kendisinde şey görmüyor. Bir yarımlık ve eksiklik görmüyor. Tersi bir figür aşık olabilir diyor. Şimdi burada da yani Lacan tarafından doğrulanmaya ihtiyacımız yok tabii ama bağlantılı bir şey olduğu için bunu söylüyorum. Burada da bir çöle düşmüş bir balığın ki gibi asıl vatanına doğru ulaşma çabasında olan bir çırpınış halinin resmedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında ne var burada? Aşkın motivasyonu var. Eksikliğin hissedilmesi ve buradan doğan bir şevk ve özlem var burada. Aşk vadisiyle kastedilen bence bu. Aşk vadisiyle kastedilen aşkın tamamı değil. Aslında bu şevkin doğması, bir özlem duygusunun doğması, ana vatana,
tamamlanmaya, kül olana, bütün olana, parçanın bütünü araması, derenin denizi araması, balığın suyu araması, yani büyük olana doğru, küçük olanın büyük olana doğru, yarım olanın bütün olana doğru bir hamlesi ve bir özlemi var esasen burada. Resmedilen biraz bu. Suya varmak için çırpınan falan filan. Bu ikinci vaadi. Üçüncü vaadi bunu da aştı. Yani özlemi güçlendi. Tamamlanmak istiyor. Bu şevke sahip oldu. Bu şevk ona yapıştı. Bu aynı zamanda bir tür cezbe gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bütünün kendisini çekmesi, cezbe çekim demek. Bütün kendisini çekiyor. Bütüne doğru bir hamle yapıyor. Böylece onda yolculuğun hızlanması umulur. Yolculuk ve vadileri aşmak için hızlanması, cesaretinin artması beklenir. Daha ikinci vadide böyle olması da gerekecek zaten. Üçüncü vadi, marifet vadisi. Marifet vadisi, marifet bilgi demek ama bu ilimden farklı bir bilgidir. Yani ikisi de bilgi demek, bilgi anlamına gelmekle birlikte marifeti biz özel bir bilgi olarak kabul edebiliriz. İlmi işte kitaptan öğrenebiliriz. İlmi müzakerelerden öğrenebiliriz, tartışmalardan. İlmi akli temellendirme, delillendirme, istidlal falan yoluyla öğrenebiliriz. Marifeti böyle öğrenemeyiz. Marifet işte bu attar ve onun cinsinden olan işte ariflerin, bu aşk ehlinin, irfan ehlinin kastettiği şey marifetle olmak gibi bir bilmek. Yani sadece zihinsel bir etkinlik değil. Bilginin kişiyi değiştirmesi ve bu bilginin sadece gözlemden, okumaktan, beş duyudan, akli temellendirmeden ve istidlalden, akıl yürütmeden doğmayıp, nereden doğması? Bu aşktan doğması. Bu kopuştan ve eksilmeden doğması. Bakın talep etti, eksilme devam ediyor. Talep etti, talep edince ne oldu? Aslında vatanından koptu. Yolculuğa çıkmış oldu. Ama aşk vadisine geçince bu sefer aslında vatanının terk ettiği yer değil, gitmek istediği yer olduğunu fark etti. Vatan sevgisi imandandır, değil mi? Yani hubbul vatan minel iman. Böyle hadis. Sufiler bunu şöyle anlarlar. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır ama asli vatanımıza duyduğumuz sevgi, yani tabii ki insan doğduğu vatanına duyacağı sevgi, tabii ki bu da imanlı. Ama Sufiler bunu biraz bu vatanı metafizikleştirerek biraz asli vatan, ruhun vatanı, bu aşk vadisinde içinde çağrısını duyduğu o bütünün vatanı, tamamlanmanın ve eksikliğin gittiği vatan olarak anlarlar. Dolayısıyla bakın, vatan perspektifi değişti ikinci vadide. Birincisinde vatanı terk etti. Kuşlar yani mızmızlanıyorlardı hatırlarsanız. Yani çıkacağım, çıkmayacağım, işte yorgunum, gözümde büyüyor vadiler falan, nasıl olacak falan. Yani işte biri diyor ki ben ihtiyacım yok, öbürü diyor ki yol çok uzun, yani Simurg falan, yani bir sürü mızmızlandılar yani. Hadi ikna oldu, 30 tanesi yola çıktı. Bunların için 30 tanesi yola çıktı. Yola çıkmakla aslında fiziki vatanlarını değiştirdiler. Aşk vadisinde ise başka bir vatanın arzusu işlerinde uyandı. Dolayısıyla bu perspektif değişikliği, bu eksiltme, bu terk etme, terk aynı zamanda zühdün kelime karşılığıdır. Bu zühd. Zühd yani manevi yolculuğun, değişimin merkezindeki kavram, terk etme. Zühd sayesinde
perspektifleri değişti ve bu onlara bir bilgi verdi. İşte bu bilgidir marifet. Bu kitaplardan alınacak bir bilgi değildir. Bu okunarak ulaşılacak bir bilgi değildir. Bu işte akıl yürütmeyle ulaşılacak bir bilgi değildir. Bu terk ederek ulaşılacak bir bilgidir. Bu ancak perspektif değiştirerek, yer değiştirerek ulaşılacak bir bilgidir. Tabii yani şöyle işte Mesnevi'deki şeyi hatırlayın. Fil meselini hatırlayın. Hani karanlıkta herkes fili bir tarafından tutmuş. Fili tarif ediyor. Fil hakkında bilgi veriyor. Neye dayanarak bilgi veriyor? Birincisi duyularına dayanarak. Yani kuyruğunu tutmuş diyor ki fil bir sopadır. Böyle işte kulağından yakalamış diyor ki fil bir geniş bir efendim kıkırdaklı bir şeydir falan. Öbürü bacaktan yakalamış diyor ki sütundur. Duyuları destekleyen önceki tecrübeler, duyular ve tecrübelerle bütünleşen daha önce gördükleri, okudukları, bütün bunlardan hareketle bir bilgi üretiyorlar aslında. Yani fil hakkında bilgi üretiyorlar ama aslında fili hiç görmemişler. Ama ellerinde bazı bilgiler var. Duyu, gözlem, tecrübe, akıl yürütme sayesinde yeni bir bilgi üretiyorlar bilmedikleri bir konuda. Şimdi bu bilgidir işte, marifet değildir. Bu bilgidir. Marifet nedir? Marifetse şudur. Şöyle anlık bir, o karanlık odada anlık bir flaş çaksa, anlık, tamamen aydınlanmasına gerek yok. Anlık bir aydınlanma olsa, tenevvür olsa, nur ortaya çıksa, anlık, bir anda o zamana kadar ki hakikaten her biri için çok geçerli ve ikna edici olan bilgiler bir anda geçerliliğini kaybeder ve ortaya o ana kadar bildiklerinin yanlışlığı ortaya çıkar. Daha önceki tanımları bilgiydi. Filin bir kulak olduğunu söyleyen kişi haklıydı. Çünkü görmediği bir varlık hakkında elindeki bilgiler ve bilgi araçlarıyla akıl yürüterek bir sonuca varmıştı. O bilgiydi o. Fakat flaş çakınca ortaya çıkan bütünü görmekle, ortaya çıkan manzaranın tamamını görmekle ortaya çıkan bilgi ise marifettir. Dolayısıyla orada perspektif değişiyor, ışık değişiyor. İş sadece işte mevcut bilgi araçlarının ve tecrübenin, gözlemin, akıl yürütmenin sahasının dışına çıkıyor. Böylece marifetin sahasına girip, ama marifeti de biz terke borçluyuz. Bakın okumaya değil, müzakereye değil, akıl yürütmeye değil. Marifeti terke borçluyuz. Çünkü Hüt şunu yapabilirdi. Diyebilirdi ki size ben bütün vadileri şimdi, hani biz yapıyoruz ya burada, size bütün vadileri anlatacağım. Bu vadileri siz öğreneceksiniz, işte marifet sahibi olacaksınız. Öyle demedi, ikna etti, yola çıkacağız, zorluklar var. Soktu onları talep vadisine, imtihanlar, zorluklar, sonra aşk vadisine, vatan anlayışı değişiyor, terk büyüyor, özlem artıyor. Sonra marifet vadisi, bilgi ancak o zaman, yani yaptıkları işle alakalı bilgi ancak o zaman doğuyor. O zaman şunu diyebiliriz, bu manevi değişim, gelişim, seyrüsünü, tasavvufi bilgi, tasavvufi bilginin üretilmesinde bilgi yapmaya borçludur. Yani yaparak öğreniriz. Yapmak bilgiyi, eylem bilgiyi doğurur. Bilgiyi eylem doğurur. Yapmak, vazgeçmek, terk etmek, adım atmak, gayret etmek bunlar bilgiyi doğurur. Marifet vadisinde işte ne var? Marifetin farklılaştığını söylüyor burada. Herkesin yolculuğu başka olduğundan, hiçbir kuşun uçuşu aynı olmadığından burada marifet farklılaşır. Yani herkes varlık hakkındaki
Allah hakkındaki, kendisi hakkındaki bilgisi şöyle ya da böyle farklılaşır. Ama daha önceki vehim diye adlandırdığımız eksik ve yarım bilgiden, filin dokunarak elde edilmiş bilgisinden tam, daha tam bir bilgidir, daha üst bir bilgidir. Ama marifet sahipleri arasında da marifetin farklılaştığını görürüz. Peki ne var burada? Burada diyor müşahede vardır. Her neye baksa onun yüzünü müşahede eder. Yani bu şöyle bir tecrübe. Flaş çaktı. Fil hakkındaki bilgisini, yani o dokunarak işte falan elde ettiği bilgiyi değiştiren bir flaş çaktı. Biz artık o flaş çaktıktan sonra, hatta levami diye bir kelime vardır. Farsçada, Arapçada bir tasavvufi terimler arasında geçer. Onu İngilizceye çevirirken flash diye çevirirler. Flash, yani anlık aydınlanmalar, anlık parıltılar. Manayı hızlı bir şekilde, çok keskin bir şekilde manayı yakalama imkanı veren, birdenbire olan, anlık olan içsel aydınlanmalar. Bunu da İngilizce çevirirken flash olarak çevirirler. Böyle bir şey yani. O fil, işte filin olduğu karanlık odada insanlar fil hakkında bilgi üretiyorlardı. Ama flash çaktı ve bir anda bizim bilgimiz şey oldu, geçersizleşti. Biz bütün olarak karşımızda bir varlık gördük. Herkesin parça parça hakkında konuştuğu o hayvan bir anda önümüzde bütün olarak çıktı. Flaş sönse bile, anlık çakıp kaybolsa bile biz o gördüğümüz anlık manzara sayesinde bütün bilgimizi gözden geçiririz. Yani bütün bilgimizi, artık onu yaşamamış bir kimse değilizdir. O bizim gözümüzün önünde gitmez. Fil hakkında konuşurken o bütünü dikkate alarak konuşmaya başlarız. Daha önceki bilgimizi geçerli saymayız. İşte bu flaşın sağladığı şey görmedir. Marifet vadisi de müşahede vadisidir. Yani daha önceki vadilerden farkı budur. Aşk vadisinde görmediği bir şeye doğru özlem vardı. Marifet vadisinde artık görme gerçekleşti. Az ya da çok, güçlü ya da zayıf, tamamen aydınlık ya da kısmen, ama bir görme gerçekleşti. Bu görme sayesinde, müşahede sayesinde, kalbin yakalaması, mutmain olması, adeta görmüş gibi olması, adeta görüyormuş gibi olması sayesinde onda marifet adı verilen yeni, güçlü, karşı koyamayacağı ve onunla birlikte artık diğer vadelere doğru gideceği bir bilgi ortaya çıktı. Bu üçüncü vadiydi. Fakat bu bilginin bir tuzağı var. Yani bu bilgi evet, yani o bilgiyi elde etti ama aynı zamanda bu bilgiyle baş etmesi de lazım. Çünkü bu ona bir imtiyaz kazandırıyor. Başkasının görmediği bir şeyi gördü. Herkes fil hakkında konuşurken yarım yamalak konuşuyor. O yani başkasında olmayan bir ayrıcalık ve imtiyazla konuşmaya başlayacak artık. İşte burada ki tehlikeyi işaret eden bir vadi geldi şimdi. Dördüncü vadi. İstina vadisi. İstina vadisi özetle şu. Yani manzarayı görmüş, müşahede ve şuhut sahibi olmuş, kalp gözü, ne derseniz buna, keşif, keramet, ne derseniz, mucize, bir tür imtiyaz ve ayrıcalık sahibi. Ama bununla zehirlenmemesi de gerekiyor. İstina vadisinde onu bekleyen aslında eğitim, bununla zehirlenmekten kurtulmak. O yüzden diyor ki, özetle, herhangi bir iddiadan
kurtulma vadisidir. Herhangi bir iddiadan kurtulmanın vadisidir. Şeyhlik iddiasından, hırka iddiasından, ayrıcalıklı olma iddiasından, daha farklı, daha üstün, daha bilge, daha arif olma iddiasından kurtulma vadisidir. Bu vadide işte şey olur, artık yani bilmiştir ama bu bilgisini kendisine bağlamaz. Bilmiştir ama bu bilgisiyle bir imtiyaz iddia etmez. Kendi ifadelerinde birkaç cümle okuyalım. Burada diyor ne bir dava vardır bu vadide ne de bir mana vardır. Bakın eksilmeye de... Şimdi marifet ona büyük bir katkı, büyük bir girdi sağladı, büyük bir katkı ve ayrıcalık sağladı aslında ama bu vadiye geçince ancak bu her şey yerli yerine oturuyor. Bu vadiye girince ancak eksiltme devam ediyor. Marifetle sanki eksilmenin, yok olmanın, azalmanın dışına çıkan bir imtiyaz kazanmış gibiydi ama onun telafisi bu vadide oluyor. Marifetle elde ettiği ayrıcalık bu vadide bırakacak. Çünkü bu vadide davalardan, iddialardan, manalardan kurtulacak. Görmüş olacak ama gördüğünün farkında olmaması lazım. Görmek ona müşahede, şuhut ve diğer o çakımlar, o flaşlar, o flaş sayesinde yakaladığı manzara ona bir ayrıcalık kazandırmaması gerekir. İşte ondan bu vadide ancak kurtulursa ilerleyebilecek. Bir yeri işaretlemişim, buraya bakıyorum ben. Kalktığını zor vadiyi kat et, kanatlarını aç, can ve gönülle bağını kopar. Can ve gönülle bağını kopar. Can ve gönülle yoldaşlık ettikçe müşriksin ve müşriklerden de gafilsin. Ama o tam da gönül gözüm açıldı, kalp gözüm açıldı, kalp gözümle görüyorum diyordu. Bu vadi ona diyor ki, kalp, göz, görmek, geç bunları diyor. Yani bu tür iddialardan da arınmış olman gerekir. Bunları da geride bırakmış olman gerekir. Eksilmeye devam etmen gerekir. Peki bunu başardı. Bundan sonra ne var? Bundan sonra işte bu yedi vadinin yani büyük üç vadisi geliyor. Finale doğru artık yaklaşıyor ve üç büyük vadi ortaya çıkacak. Bunlardan birincisi tevhid vadisi. Tevhid vadisi yani vahdet, birlik vadisi. Burada varlığın her var olanın dayanağı olan varlığı, her varoluşun temeli ve içi olan varlığın tek olduğunu fark edecek. Şöyle bir örnek vereyim bunu daha iyi izah etmek için. Burada bir paradoksal bir şey var. Yani bir şeyi biz var kabul ediyoruz. O var kabul ettiğimiz şeyin aynı zamanda kendisine özgü bir varoluşu bulunduğunu varsayıyoruz. Ama bu vadide hatta bizim karşımıza şunu çıkartıyor. Var olanlar vardır. Fakat bu var olanların varoluşu tek bir varoluşa borçludur. Dolayısıyla farklı kaplarda aynı içerik vardır. Farklı kaplar ve suretler, görünümlerin var tutan, var kılan muhteva ve varoluş tektir diyor. Buna da bir örnek verecek. Bu paradoksu kısmen zihnimizde aşmamız için. Diyor ki bu alem isimlerden, farklı niteliklerden, farklı etiketlerden ibarettir. Hatta şöyle düşünebilirsin diyor.
yüzlerce çeşit rengarenk mum, mumdan yapılmış ağaçlar gibidir. Yani bir bahçeye giriyoruz, orada bir sürü ağaç var ama hepsi mumdan yapılmış. Hepsi mumdan yapılmış ama renkli. Kırmızı mumdan yapılmış, yeşil mumdan yapılmış, beyaz mumdan yapılmış ağaçlar var. Fakat diyor, gitsen bu yeşil olana, kırmızı olana, beyaz olana dokunsan dışarıdaki farklı renge ve görünüşe rağmen elinde mumdan başka bir şey kalmaz. Yani bütün bu farklı renkli renkteki, farklı biçimdeki varlıkların tamamında içkin olan varoluş ve varlık aslında tek olduğunu görürsün. Mesela onları yaksan, o ağaç, işte bundan yapılmış ağaçların olduğu bahçeyi ateşe versen ne renk kalır geride, ne biçim kalır ama onları var kılan madde oradadır. Biçim değiştirir, başka bir biçimde tekrar orada olmayı sürdürür. Daha önceki biçimler bozulmuştur, ağaç değildirler artık. Erimiş, yerde bir toplama, işte bir birikintiye dönüşmüştür, bir küçük tepecik oluşmuştur ama o mumdur yine. Ağaçtaki mumla yerdeki mum aynı mumdur. Böyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki işte bunu diyor anlar, madem ki her şey mumdan ibarettir, başka bir şey değildir. O halde bu kadar renk tek bir şeyden ibarettir. Her şey bir oldu mu ortada ikilik kalmaz. Ne benlik kalır ne de senlik diyor. Bu Tevhid Vadisi. Bir sonraki vadi Hayret Vadisi. Şimdi Hayret Vadisi Tevhid Vadisi'nin bir sonucu. Ya biz bu kadar farklı biçimlerin, farklı görünümlerin her birine müstakil, bağımsız varlıklar gibi görüyorduk. Kendimizi de öyle görüyorduk. Hepsi ayrı ayrı kendi varlıklarına sahip, varoluşlarına sahip olarak görüyorduk. Bu vadide bu iptal olunca geriye işte Hayret Vadisi'nin şaşkınlığı kalıyor. Yani işte bütün varlık hakkındaki kabulü, kendisi hakkındaki kabulü yıkılıyor. Bunun doğurduğu netice şaşkınlık, hayret. Bu hayreti hayranlıkla beraber düşünebilir. Sadece kafası karışma gibi değil de ağzı açık kalmak, karşılaştığı manzara karşısında dili tutulmak, bu yeni bilgiyle ne yapacağını bilememek. Mesela bunu nasıl tasvir etmiş? Birkaç cümle oraya bakalım. Bu hayret makamında gece ve gündüz zamanın dışındadır. Ne gece vardır ne de gündüz. Yani zaman mefhumunun da alt üst olduğunu, mekan mefhumunun da alt üst olduğunu. Hatta şöyle diyor. Bu kimseye sorsan diyor, bu makamdaki kimseye, ya sarhoş musun, ayık mısın, ne durumdasın desen diyor, var mısın, yok musun, yani bu görünen sen misin, değil misin desen sana şunu söyler, ben söylediğin şeyleri bilmiyorum, yani neden bahsettiğini anlamıyorum seni. Kategoriler karışmış, kendisi hakkındaki kabuller değişmiş, varlık hakkındaki bilgisi ters yüz olmuş. Ben de ben diye işaret edeceği benim merkezi kaymış. Hani ben diye işaret ettiği şey ben diyeceğim ama bu ben beni bulamıyorum yani. O yüzden neden bahsettiğini bilmiyorum diyor. Tabi burada ilginç. Bu sözün altında ilginç bir husus var. O da şudur. Dil
bize her zaman mantık teklif eder. Yani aslında değil, gramer dediğimiz şey bir tür mantık teklif eder bize. Biz bir dilin içinde konuşurken mantığın içinde konuşmuş oluruz. Ama şimdi bir şey hem var hem yok, hem bugün hem yarın, hem küçük hem büyük, hem az hem çok, hem parça hem bütün falan gibi bir şey söylediğimiz zaman hala bir dilin içinde konuşuyor olsak da bizim saçma diye adlandırdığımız, saçma ve akıl dışı diye adlandırdığımız bir başka dil oyununun içine düşeriz. Yani artık orada anlamlı bir şey söylemiyoruzdur. Ama adamın gerçeği bu. Diyor ki adam, ben böyle bir gerçekliğin içindeyim diyor. Var ama yok, az ama çok, burada ve orada, parça ve bütün. Dolayısıyla ne dediğini anlamıyorum. Yani senin bu mantık içinde kalarak yaptığın konuşmayı, bu mantık dahilindeki söylemi ben anlamıyorum. Benim gerçekliğime uymuyor. Veya senin gerçekliğini ben anlayamıyorum. Hatta diyor ki aşığım ama kime aşık olduğumu bilmiyorum. Yani çünkü aşığım dediği zaman seven olarak kendisini işaret ediyor. Etmesi lazım. Ama kendisini bulamadığı için ya aşık mıyım? Yoksa seviyor muyum? Yoksa seviliyor muyum acaba? Yoksa seven ve sevilen bende birleşti mi? Ne oldu? Yani bakın yine mantık dışına, dil dışına doğru bir sıçrama var burada da. Aşkımdan da haberim yok. Ama aynı zamanda aşkla doluyum. Ama aynı zamanda içimde aşktan eser de yok. Bakın büyük bir aslında boşluktan bahsediyoruz. Yani kendisine ait olan duygular, kendisine ait olan bilgi, kendisi hakkındaki bilgi, bütün bunlar böyle erozyona uğramış. Böyle elinin altından bütün dünya çekilip alınmış. Hem orada hem değil gibi. Bunun ismi Hayret Vadisi. Bu işte sondan bir önceki vadiydi. Şöyle bir ifade var. Gönlüm bile ortadan kaybolduğu böyle bir makamda bir vadidir burası ama diyor ki aslında burada vadi bile yok olur diyor. Gönlüm bile kaybolduğu böyle bir makamda makam bile yok olur. Çünkü makam şu demek aynı zamanda, ben ilerliyorum, şeye geldim, altıncı vadiye geldim, bir yol kat ettim demektir. Oysa ben, bana ait fiiller, benim bir şeyi kat etmem, bunların imkansız olduğu bir dünyanın içine, vadinin içine düştüm. Dolayısıyla makamdan da bahsedemiyorum. Kim bu makama ulaşırsa kendisini ve yön mefhumunu kaybeder, avale olur. Böyle delirir anlamında değil, meczup olur anlamında değil. Şeyin değişmesi anlamında. Tamamen perspektifinin değişmesi anlamında. Yani bir sütun olarak kabul ettiği fil artık gözünün önünde ve hatta bakıyor bir sütuna işaret eder gibi dokunduğu bacak kendisine aitmiş falan böyle. Yani, kendisine bakıyor ama kendisini aynı zamanda yakalayamıyor, tespit edemiyor. Kendisini kaybettiği bir şey, bir kimse bu makama açılan kapıyı bulursa kül, yani bütün sırrını bir anda kavrayabilir.
Evet, bu altıncı vadiydi. Şimdi geldik son vadiye. Son vadi fakir, yani fakirlik, yani ihtiyaç, muhtaçlık demek. Ve fena, bu da işte fena fillah'taki fena. Fakir ve fena vadisine geliyor eğer bu altı vadiyi aşmış olursa. Kuşlar bu vadiye geldi. Burada ne var? Burada artık buraya kadarki azalma, eksilme, silinmenin nihai eşiği var. Nihai mertebesi var. Fena'nın çeşitli eş anlamlıları kullanılır. Şeyde, tasavvuf terminolojisinde bazen fena denir. Bazen de bunun yerine mahv kelimesi kullanılır. Mahvoldu'daki mahv. Yani silinmek demektir o. Yok olmak ve silinmek demektir. Silinme vadesidir artık burası. Fena da kullanabiliriz. Fena da erime. Yok olma demektir. Ne olacak peki burada? Bu vadi unutulmuşluk, dilsizlik, sağırsızlık, kendinden geçmişliğin ta kendisidir. Burada yüz binlerce sonsuz gölgenin bir güneş yüzünden kaybolduğunu görürsün. Gölgeler buraya gelinceye kadar hala vardılar. Gölge düzeyinde de vardılar. Gölge de olsa vardılar. Kendilerinden hala bahsedebiliyorduk. Ama burada artık gölgenin kalmadığını, son izin de kaybolduğunu, kişiye ait son belirtinin de nişanın da ortadan kalktığını görüyoruz. Böylece fena vadisi ortaya çıkmış oluyor. Yani birkaç cümleyle bu vadiyi toparlayabiliriz. Bir kimsenin varlığı sayfa 374'te ortadan kalktığında, bir kimsenin varlığı ortadan kalktığında işte bu fena makamıdır, fena fillah makamı. Güneşin karşısında gölgenin yok olduğu makam. O kişi fena makamına erdiğini de unutursa, bakın şampo diye bir şey vardı. Bu reklama giriyor herhalde. Arkadaşlar belki sizlerler. Bir uygulama vardı, program vardı. Hala vardır belki, bilmiyorum. Artık bilgisayarlar kendi kendilerini bir şekilde koruyabildikleri için o, artık ben çünkü yıllarda indirmiyorum. Bu şampuyu indirirdik. Derin temizlik yapardı bilgisayarda. Çok derinlere yapışmış olan virüs parçaları o casusları da yakalar. Şampu zaten şampuan ya işte. Çok derin bir temizlik yapıyordu. Şimdi bu beka derin temizliğin gerçekleştiği yer. Yani işte bakın eksiltmeye devam ediyoruz. Vazgeçti, terk etti, ilerledi. Her ilerleyişte biraz daha eksildi, biraz daha azaldı. Kendisine dair yani elde ettiği bilgiyi terk etti. Elde ettiği bilgiden doğan imtiyazı terk etti. İstina vadisinde marifeti geride bıraktı. Artık ben dedim. Marifette bir şey biliyorum herhalde derken istinada yok ya bilmiyorum falan dedi. Sonra tevhidde ya dedi ne oluyor? Aslında benim kategorize ettiğim, tasnif ettiğim şeyler aslında öyle değilmiş. Manzara farklıymış dedi. Birlik varmış dedi. Ondan sonra hayrette bu tevhidden doğan bir bildiğini unutma, bildikten tamamen dışına çıkma ve kendisini dahi bilememe, bilen olarak kendisini bile algılayamama durum vardı. Fena'da ise silindi ama yetmiyor bakın. Derin temizlik lazım. Fena fani olduğunu da unutursa ancak iş tamamlanıyor. Yani fani olduk çok şükür derse hala o varlık kalıntısı devam ediyor. Fani olduğunu da unutursa o zaman beka makamına geçiyor. Derin temizlik tamamlanmış oluyor.
biz o kişiye artık şey diyebiliyoruz, ölü diyebiliyoruz. Artık o hani ölmeden önceki ölmüş olan kimse haline gelebiliyor. Üzülme, ateş kandilde yağın etkisiyle karganın kanadı gibi siyah bir is meydana getirir. Yani işte kandilde yanan yağ işte isi çıkar. Yağ o ateşten geçtiği zaman artık yağlıktan çıkar, ateşe dönüşür. Ateşe dönüşüp yanmaya başlayınca yani yağ yakmaya başladığımız zaman artık o yağ değildir, ateştir. Biz dışarıdan baktığımız zaman yağ görmeyiz, ateşi görürüz. Artık o yok olmuştur. Kendi adı kalmamıştır, biz ona ateş deriz. Daha önce yağdı o, etiketi onun yağdı, ismi yağdı. Ama artık yağ değildir, o ateştir. Ama ateşe dönüp yanmaya başlayınca onun alevinden bir is elde edilir. O isten bir mürekkep yaparlar. Onunla Kur'an'ı yazarlar. Şimdi yağdı, yandı, is oldu. Dönüştü, başka bir şeye dönüştü. Başka bir şeye dönüşünce, yani ise dönüşünce bu isten de mürekkep yapılır. Bu mürekkeple Kur'an yazarlar. Böylece onun varlığı Kur'an'ın kalıbı olur. Yani sufilerin hep söylediği bir şey var ya, insan ve Kur'an nedir? İkiz kardeştir. Tev'emen derler. Tev'emen yani ikizdirler. Kur'an ve insanı tev'emen. Yani insan ve Kur'an ikizdir. Ama hangi insanla Kur'an ikizdir? İşte Kamil, işte şey olmuş, bu dönüşümleri gerçekleştirmiş insanla ise dönüşmüş, kendisiyle Kur'an'ın yazıldığı bir mürekkep haline gelmiş ise artık onunla o ikiz oluyor. Bir tanesi yürüyen Kur'an oluyor. Değil mi Hazreti Ayşe validemize sorunca? Bir tanesi yürüyen Kur'an oluyor. Diğeri de okunan Kur'an. Bu makama ulaşmak istiyorsan fena makamından da geçip hiç olmak gerekir. Şimdi böylece 7 makamı geçti. 30 tane kuşumuz. Bu 30 tane kuşun 7 makamı geçmesinin neticesinde işte şeye kadar geldiler. Yani Simurg'un sarayına ulaştılar. Tabii yüz binlercesi yola çıkmıştı. 30 kuş varabildi. Bu 30 kuş sayfa 387'de bu 30 kuş gönülleri kırık, canları çıkmış, bedenleri yorgun, kolları kanatları dökülmüş, bezgin bir halde. Öyle bir dergah gördüler ki vasfetmeye, sıfatlarını saymaya imkan yok. Aklın ve marifetin idrakinin çok üstünde. Yüz binlerce görkemli güneş, yüz binlerce ay ve sayısız yıldız. Hepsini böyle bir anda görünce şaşırdılar. Hepsi birden, kapıya birisi geldi. Kapıya bir görevli geldi. Dedi ki, nereden geldiniz? Buraya niye geldiniz dedi. Hepsi birden dedi ki, biz buraya Simurg padişahımıza, padişahımız olsun diye geldik. Yola çıktıkları o ilk diyalogları hatırlayalım. Ne demişlerdi? Ya bizim de bir sultanımız olması lazım, herkesin var, bizim de olsun. Simurg, hadi bakalım. Şimdi o talebi dile getiriyoruz. Simurg bizim padişahımız olsun diye buraya geldi. Görevli dedi ki, atlayarak okuyorum, bazı atlamı çizdim geldi. O göründü mü, sizi mahveder, yani mahvolursunuz onun ışığından dedi. Dediler ki kuşlar, canlarımızı yanıp tutuşan ateşe atmaya hazırız. Yani feda olsun, zaten biz yanmışız. Dosta erişemesek, kavuşamasak da bari yanarız, bu da bir iştir. Bu dergaha erişmemiz mümkün değilse de tamamen mahvolup yok olunabilecek, buradan başka bir yer ne yoktur. Yani tam biz yerimizi bulduk.
Yok olacaksa burada olalım. Lütuf perdedarı geldi. Madem öyle, bir kapıcı geldi, kapıyı açtı. Yüzlerce perde daha açtı. Perde üstüne perde açıyordu. Sonra onların bir örtüsüz bir cihan aşikarı oldu. Bir yere onları aldı. Kuşlar yakınlaştılar. Bir yere oturttular kuşları. Hepsinin önüne bir kağıt koydu görevli. Hadi bunu sonuna kadar okuyun dedi. Kuşlar da önlerine konan bu şeyi okumaya başladılar. Kağıtta olan yazıya bakınca şaşırdılar. Çünkü ne yapmış ne etmişlerse hepsi baştan sona kadar o kağıtta yazılmıştı. Yani işte başlarından bu yol boyunca geçenleri gördüler. Eskiden yaptıkları da yapmadıkları da temizlendi, sinelerinden silinip gitti falan derken, yani aslında bu yolculuğun bir hasılasını okuyup nereyi kat ettiklerini gördükleri zaman, hangi yollardan geçtiklerini gördükleri zaman Simurg'un çehresini gördüler. Yani artık bakın ne olmuştu? Hayret makamının şaşkınlık, bilincin gitmesi, yaptıklarını kendilerine nispet etmemek, marifeti elde etmek ama marifeti terk etmek, fani olmak ama fani oluşu unutmak falan diye sürekli temizlik ve silme vardı. Bu silme ve temizleme, derin temizlikten sonra artık yaptıklarını bilincinde vardılar. Çünkü bu bilinç onları daha önceki gibi zehirleyemez. Çünkü artık kendileri olarak orada değiller. Daha önceki yaptıkları ve kat ettikleri yolu öğrenseler de bu onlara zarar vermeyecek. Bu sebeple Simurg bu çehresini gördüler. O 30 kuş bakınca gördüler ki bu 30 kuş o Simurg'du. Kendilerini Simurg olarak gördüler. Simurg da zaten Simurg, yani 30 kuş demekti. Simurg'a baktıklarında orada kendilerini gördüler. Kendilerine bakınca da onlar Simurg'u gördüler. Bu halden hiçbir şey anlamadılar. Atlayarak gidiyorum. O dergâhtan sual ettiler. Şöyle bir nida geldi. Güneşe benzeyen bu dergah bir aynadır. Kim gelir bakarsa onda kendini görür. Can ve ten onda kendini can ve ten olarak görür. Siz buraya 30 kuş olarak geldiniz. Bu aynada da 30 gördünüz. Yoksa bizi görecek göz kimde var? Bir karıncanın gözü Süreyya'ya, Süreyya yıldızına nasıl erecek? Simurg'u gördüler ama Simurg diyor ki siz beni görmediniz diyor. Aslında siz kendinizi gördünüz. Beni göremezsiniz diyor yani. Şimdi bu bize neyi hatırlatıyor? Tabii bu son dersimizin son dakikaları, toparlamak istiyorum. Şunu hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'e nispet edilen birçok kaynakta çoğunlukla ona nispet edilen bir söz vardır. Ne kadar ona ait olduğunu bilmiyorum ama birçok kaynakta karşıma çıktı bu söz. O söz de şudur. Allah'ı tanımak, marifet ve tanımak, onu tanıyamayacağını kabulle mümkündür. Yani Simurg'u tanımak veya görmek, görünenin gerçekte Simurg olmadığını bilmekle mümkündür. Ama yine de Simurg'u görmüş oldun. Ama gördüğün Simurg'un kendisi değil. Aslında sen kendini gördün. Ya da sen senin hazırlandığın, görmeye hazırlandığın Simurg'u gördün. Ya da sen sana layık olan Simurg'u gördün. Ama Simurg'un aslını göremezsin.
Yani finalde marifetin marifete güç yetiremeyeceğimiz bilgisine sahip olmak gerçeği bakın burada tekrar karşımıza çıktı. Ama biz bunu şu anda mesela söyledik. Hakkı tanımak ve marifet onu tanımaktan aciz olduğumuzu bilmektir dedim mesela. Ama bu şu anda bir şey ifade etmez. Bu nerede ifade eder? Bu hakla karşılaştığınız zaman, yani Simurg'u gördüğünüz zaman bu bilgi bir şey ifade eder. Şu anda bir şey ifade etmez ama yani. Hani ikinci vadede de bir şey ifade etmez. Ancak karşılaştığın zaman bütün hazırlıklar yapılmış, çileler çekilmiş, saraya gelinmiş, Simurg'la karşılaşıyorsun. Simurg diyor ki ben Simurg'um ama siz de Simurg'sunuz. Aa o zaman gördük. Evet. Diyor ki siz aslında kendinizi gördünüz. Kendinizde olan beni gördünüz veya yoksa beni göremezsiniz. Nihayet onda ebediyen yok oldular. Gölge güneş de kayboldu. Yolda giderken çok söz söylüyorlardı. Çok sözler söylüyorlardı. Hatırlarsanız yola çıkmadan da öyle. Yani çok ne kadar direndiler, ne kadar bahan, yol boyunca da öyle konuşuyorlardı. Yani Hayret Vadisi'ne kadar da biraz sürdü bu. Huzura vardıklarında ne söz kaldı ne de ses. Hülasa burada söz kısaldı, yolcu da kalmadı, rehber de yolda. Bir hikayeyle bitirmiş, biz de bununla bitirmiş olalım. Hikaye şöyle. Bir ateş yakıp hallacı içine attılar. Hallaç tamamen yandı. Hallacı Mansur. Hallaç tamamen yandı. Elinde bir sopa, bir aşık geldi. O külün başına oturdu. Yanmış ya, kül var ya, külün başına oturdu. Bir ateş gibi açtı ağzını, güzelce külü karıştırmaya başladı. Sonra şöyle dedi o aşık. Doğru söyleyeyim. Güzel güzel Edel Hak diyen o adam şimdi nerede? Edel Hak demesinin aslında bir bedeli olarak yanlıştı. Dolayısıyla diyen de kalmadı. Kalmaması da icap ederdi çünkü. Madem sen değilsen o zaman senin bir kül olarak devam etmen gerekirdi. Nihayetinde gelen aşık da dedi ki nerede dedi o güzel güzel Helal Hak diyen adam. Burada bitirebiliriz. Mantık Hüttay, Feridettin Attar'ın son bölümde kendisinin bir öngörüsü hatta bir kerameti sayılır bu. İlk derste belki burada olan arkadaşlarımız hatırlayacaktır ilk bölümde. Çok fazla kuş hikayesi yazılmıştır. Onlarca kuş yolculuğu, kuşların yolculuğu hikayesi vardır. Doğu'da, Batı'da, Arapça, Farsça, Türkçe'de. Fakat bunlar içinde unutulmayan, en çok hatırlanan şey Mantık Hüttay'dır. Yani atların Mantık Hüttay'dır. Atlar bir yerde diyor ki, orayı bulursam, bu klasik şiirde kasidelerin sonunda Fahriye bölümü vardır. Şair kendi gücünü, otoritesini, edebi kabiliyetini ve işte kapasitesini sergiler yani. Der ki ben şuyum. Hani bunları yazdım ve nihayetinde ben de buyum. Bir Fahriye bölümü vardır. Ona benzeyen bir bölüm var sonuçta. Diyor ki İnsanların üzerine öyle mücevherler saçtım ki ölsem bile kıyamete kadar bu eserimle anılırım. Kıyamete kadar halkın dilinde anılıp duracağım yadigar olarak bu bana yeter. Yani hakikaten diğer kuş hikayelerinin mantık hikayelerinin tamamı unutulmuş olsa da Attar'ın bu kitabı, bu mesnevisi bugüne kadar gelmiştir.
kitabı çokça okumak imkanını elde edersen, şüphesiz her defasında sana daha da güzel gelecektir. Ya da daha da farklı gelecektir. Ben de bilmiyorum kaç kere okuduğumu ama hakikaten her defasında şaşırıyorum. Benim şiirim zaman geçtikçe, nesiller değiştikçe yeni manalar kazanacaktır diyor. Ama biz bunu klasik bir Fahriye gibi düşünmeyelim. Yani Attar burada biraz önce hani fena vardı, hani istina vardı. Şimdi niye çıktın burada kendi şiirin hakkında böyle Fahriye yazıyorsun demeyelim. Çünkü ona dair bir cevabı da var. Erlerin payına çalışmak düşmüştür. Bizim listemize ise söz düşmüştür. İşte asıl dert budur. Yani ben bu şiiri yazdım. Hakikaten de güzel oldu. Ben de beğendim ama onlar yaşadılar, ben anlattım diyor. Sanki kendisi yaşamamış gibi. Aslında Attar da büyük velilerden bir tanesidir. Hatta şöyle diyor. Onun yolunda bir makamım ve bir derecem olsaydı, şiirimin şin harfi, şiirdeki şin harfi, şerrin şin harfi olurdu. Yani yaptığım iş diyor aslında kötü bir iş yani. Şiir yazıyordu diyor. Şiir söylemek eli boş olmanın delilidir. Biraz önce dedi ya, erlerin payına yaşamak düştü, benim payıma söz. Yani böyle eli boş bir adam olduğum için diyor şiir yazıyorum. Kendini aşikar etmek ve göstermek de cahilliktir. Ama diyor, bu sırrıma diyor mahrem olacak birini görmedim alemde. Keşke bunu böyle paylaşabileceğim bir yoldaşım, bir dostum olsaydı. Bu yüzden ben de bunu müstakbel yoldaşlarım için, beni anlayacağını umduğum müstakbel yoldaşlarım için şiirle söylemek zorunda kaldım. Yoksa ben de çok memnun değilim yaptığım işten diyerek de bitiriyor. Evet, Allah rahmet eylesin. Güzel bir şeydi, yolculuktu. Yani bizde bu kaç bölüm oldu? Oldu mu? Oldu. Evet, bu 10 bölümde kuşlarla beraber işte biraz kuşların direnişleri, itirazları, bahaneleri, biraz hüt hütün çabası, biraz işte yolculuğa çıkma konusundaki hazırlıklar, kuşların karakterlerinin her birinin farklı farklı olması, kiminin madde perest, kiminin cemal perest, kiminin işte şöhret perest olması ve bunların çeşitli kuşlarla temsil edilmesi. Tüm bunları yani kuşlar üzerinden aslında insanlığın hakikatle ve hakikate dair yolculukla kurduğu ilişkileri aslında görmüş olduk. Bu hızlandırılmış son bölümde de hızlı bir şekilde bir kuş uçuşuyla yedi vadiyi geçmiş olduk. Peki, teşekkür ederiz.